Endi ushbu misolni ko'ramiz. M kvadrat qo'shi n kvadrat teng p kvadrat qo'shi q kvadrat teng 1 ga. MP qo'shi NQ teng 0 ga ekan berilgan. Bu shartlar berilgan. MN qo'shi PQ ni toping. Bu tenglikni e'tiborga tenglik mana bu tenglikni e'tiborga tenglikka e'tibor qarataylik. M kvadrat qo'shi n kvadrat 1 ga teng. Demak, bu bizga M teng kosinus alfa n teng sinus alfa deb olish imkonini beradi. Demak, birorta alfada mana bunday tengliklar bajariladi. Bu kvadratlar yig'indisi 1 ga teng. Kosinus kvadrat qo'shib sinus kvadrat 1 ga teng bo'ladi, bajariladi tenglik. Qani biz kosinus beta q ni sinus beta deb olamiz. Kvadratlar yig'indisi 1 ga teng. Kosinus kvadrat beta qo'shib sinus kvadrat beta 1 ga teng. Tenglik bajariladi. Va shunday betani tanlab olish mumkin. Hakimga nisbatan. Xo'p, endi mana bu tenglik ham berilgan. MP NQ. MP NQ. Demak, MP degani kosinus alfa kosinus beta. NQ sinus alfa sinus beta. Teng 0 ekani berilgan. Bu tenglikdan biz quyidagini hosil qilishimiz mumkin. Tenglikni chap tomonini kosinus alfa minus beta deb yozishimiz mumkin. Demak, kosinus alfa minus beta 0 ga teng ekani berilgan. Endi MN qo'shib PQ ni toping. MN, ya'ni kosinus alfa kosinus alfa sinus alfa qo'shib PQ kosinus beta sinus beta. Mana buni topamiz. Bu topish kerak, mana bu ifodani topish kerak. Demak, mana bu ifodani topish kerak, ya'ni mana bu ifodani topish kerak. Bu yerda biz quyidagi formuladan foydalanamiz. Sinus alfa ko'paytirilib kosinus alfa 1 taqsim 2 sinus 2 alfa ga teng. Buni ham biz qo'shib 1 taqsim 2 sinus 2 beta deb yozishimiz mumkin. Endi har ikkalasidan 1 taqsim 2 ni qafsdan tashqariga chiqaramiz. Hozir mana bu yerda 1 taqsim 2 ni o'chirib qo'yaman. Mana bu ifodani hosil qilamiz. Endi sinus x qo'shib sinus y. Sinuslar yig'indisi formulasidan foydalanamiz. Teng 1 taqsim 2 ko'paytiruv ular yig'indisi formulasiga ko'ra 2 sinus 2 alfa qo'shib 2 beta taqsim 2. Bu alfa plus beta ga teng bo'ladi. Demak, sinus alfa plus beta 2 alfa minus 2 beta taqsim 2 alfa minus beta ga teng bo'ladi. Demak, kosinus alfa minus beta. Mana bu ifodani hosil qilamiz. Bu ikkilarni qisqartirib olishimiz mumkin. Kosinus alfa minus beta 0 ga teng. Demak, bu ifoda 0 ga teng. Bu holda 0 ko'paytirib sinus yana 0 chiqadi. Shunday qilib, topilish kerak bo'lgan ifoda mana bu ifoda 0 ga teng ekan. Javob 0. Navbatdagi misolga o'tamiz. Mana bu tenglama nechta ildizga ega? Sinus x teng logaritm 2 asosiga ko'ra x nechta ildizga ega? Endi shuni biz aniqlaymiz. Shunga shu savolga javob beramiz. Xo'p, aniqlanish sohasi x 0 dan katta bo'lishi kerak. Bu savolga javob berish uchun biz grafik usuldan foydalanamiz. Sinus x ni grafigi sinusoidadan iborat bo'ladi. Biz x musbat bo'lgan qismini ko'rishimiz yetarli. Chap tomonni qaramaymiz. 0 da sinus 0 ga teng bo'ladi. Va pi da ham 0 ga teng bo'ladi. Va hokazo. Bizga mana shu qismi yetarli. Chunki agar x 2 dan katta bo'lsa, 2 da x 2 ga teng bo'lsa, bu yerda 1 hosil bo'ladi. Agar x 1 2 dan katta bo'lsa, bu holda logaritm 2 asosiga ko'ra x 1 dan katta bo'ladi.
Bak, x 2'den katta bolsa teğnemanın yeşemi yok. Demek teğnemanın 2'den katta yıldızı yok. Çünkü bu tamam 1'den katta, bu tamam kişi yok yeteğin 1. Bak, demek ki biz 0-2 aralığında karşımız yeterli iken 0 hamkir miydi? 0-2 aralığında bana bu aralığında yeşim var mı? Var bolsa ne işte? Şimdi bana bu 10 tabandaki fonksiyonun grafiğini çizeceğiz. Demek y barabar sinüs x fonksiyonun grafiğini 0 ile aralarda karşımız yeterli iken bunu grafiğe bana bunu bulalım. X okunu bir geteyim bölgen noktada kesip ötadı. Çünkü x bir geteyim bölgenden de garifin iki esas görevi var. 0 geteyim. Demek bunlar bitti noktada kesip atarken bu aralarda. Başka kesişiş noktası yok. Demek bana şu noktanın apsisası x var bilen belgelersek bir ilgen teğnemenin yıldızı bulalı. Demek teğneme yıldızı yege ve bitti yıldızı yege. Cevap bitti.